Kiriş köyünde ikamet eden emekli öğretmen Timur Şahin. Ars Çilavuz Köy Enstitüsü mezunuyum. 120 tane koyunum vardı. Geceleyin yattım. Timur kaç tane koyunum var? 120 tane. Kaç gün bunlar? Günde 5 koyun giderse kaç gün yeter? 20, 21 gün. O zaman seni kurtarmaz. Sabahleyin kalktım. Yalnız gitmeye de cesaret edemediğim için Elfas Keskin isminde, şimdi rahmetli oldu, İlkokul arkadaşım. Elfas, ben Kars'a gidiyorum. Geliyor musun? Cilavuz'a, köy enstitüsüne gidiyorum. Geliyor musun dedim. Dedi ki geliyorum. Babası, oğlum ben seni 4 sene okutamam dedi. Gönderemem. Baba ister gönder, ister gönderme. Ben Timur Bey'le beraber gideceğim dedi. Aldım arkadaşı, gittik. Okul müdürüne sabahleyin o okulda misafir edildik. Sabahleyin okul müdürüne çıktık. Kendimizi tanıttıktan sonra müdür beye dedim ki, sayın müdürüm, biz annemizin babamızın haberi olmadan sırf okulda okumak için geldik. Kaydımızın yapılmasını istirham ediyoruz. Dedi ki oğlum, burası yatılı bir okul. Ben sizi kaydedersem kendi paramla okutmam gerekir. Gidin bu sene babanıza, annenize yardım edin. Ayrıca da derslerinize çalışın. Bir dahaki sene 20 gün önce gelin, fişinizi vereyim. İmtihana girin. İnşallah kazanır, okur, istikbal sahibi olursunuz dedi. Ertesi sene gittik, fişi aldık, imtihana girdik. Nasipte de varmış, imtihanı kazandık. 5 sene kadar tahsil yaptık. İlk kez Balıklı Köyü'nde göreve başladım. Hayranım o eğitime, hayranım. Bizi zeka testine tabi tuttular. Zeka ve kabiliyet testine tabi tuttular. Kabiliyeti marangozluk yönünde gelişmiş çocukları marangoz atölyesine, müzik yönünden gelişmiş çocukları müzik bölümünde çalıştırdılar. Demircilik, şoför kursu dahi vardı. Her meslekle ilgili kişileri yönlendirdiler, meslek eğitimini tabi tuttular. Ben de müzik kabiliyeti fazla olduğu için 5 yılımı müzikle geçirdim. Fakat bir talihsizlik oldu ki, o yıla kadar, mezun olduğum yıla kadar Kars'ta imtihan edilirdi bütün eğitim enstitüsüne gidecek öğrenciler. Ne yazık ki vekaletten gelen bir yazı ile, yazıda diyor ki müzik, beden eğitimi, yazı ve resimmiş gibi kabiliyet testlerinden imtihana gireceklerin Ankara'ya gelmeleri. Ben de müziğe müracaat etmiştim. Kısa bir süre vardı o imkanı elde edemediğim için, maalesef müracaat edemedim, imtihana da gidemedim. O ühte olarak bende kaldı. Evet, okulu bitirdikten sonra, okulu bittirdikten sonra çobanla çobandım. Çiftçiyle çiftçilik yaptım, bahçıyla bahçılık yaptım. Tarımla uğraşan kişilerle de tarım önderliğini yaptım. Şey ekilmezdi. Korunga ekilmezdi, yonca ekilmezdi. İlk kez korunga ve yoncayı icat ettim köyümüzde. Yılda 3 kez yonca ve korunga biçerek hayatımı geçirdim. Yani karşılaştırmak şöyle istiyorum. Bugün eğitim enstitüsünden mezun olan bir vatandaş veya üniversiteyi bitiren bir vatandaş çivi çakmasını bilmiyor, keser tutmasını bilmiyor. Acı bir gerçek. Benim 4 tane torunum var. Çocuklarımı kurtardım. Hepsini meslek sahibi ettim. Fakat çocuklarım
büyük babalarının ve babalarının cüzdanlarına bakıyorlar, üzülüyor. Ben elbette iyi olur. Liseye giren çocukları kabiliyet testlerine tabi tutarak, kabiliyetlerine göre yönlendirirlerse, çocukları yetiştirirlerse ülkemiz iş sıkıntısı çekmez. Gençlerimiz iş sıkıntısı asla ve asla çekmez. Demin de bahsettiğim gibi üniversiteyi bitirmiş çocuk keser tutmasını bilmiyor, çivi çakmasını bilmiyor, devletten de iş alamıyor. Hayatı boyunca iş buluncaya kadar babasını bekliyor. Allah kıyısların kapatılması bende acı bir yara, acı bir gerçek. Eften püften sebeplerle köy enstitülerini kapadılar. Köy enstitüleri kapamasaydı Türkiye şaha kalkmıştı. Söyleyin güneşe anam bugün doğmasın. Nazlı yar geliyor anam benzi solmasın.